Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 2022 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, sizin için çok şanslı olan bir yıla giriyorsunuz. Jüpiter bu yıl sizinle. Yılbaşından itibaren güneşinizle birlikte hareket edecek, hem de hızlı bir şekilde Mayıs'ın 11'ine kadar burcunuzda olacak. Jüpiter demek şans demek, Jüpiter bereket demek ve hayatınızın birçok alanında Jüpiter'in manevi koruması, iyiliği, destekleri altında olabilirsiniz bu yıl. Evet, tabii ki sadece Jüpiter yok gökyüzünde. Bakalım bu yıl neler var. Öncelikle bu yıl kadersel ay düğümleri Boğa ve Akrep burcunda olacak. Tutulmalarımız da Boğa ve Akrep burcunda olacak. Sizin için dost burçlar bunlar. Toprak ve su burçları sizi destekler ve buradaki hareketler, buralardaki tutulmalar da sizi destekler sevgili balıklar. Boğa burcu 3. evinizde, Akrep burcu 9. evinizde. Hayata bakışınızda, düşüncelerinizde, fikirlerinizde değişimler var. Tabii ki bu değişimleri ortaya çıkaracak yeni bilgiler öğrenebileceğiniz bir yıl. Bu yıl ufkunuzu geliştiriyorsunuz. Yani bu yıl gerçekten yeni bilgiler öğreniyorsunuz. İletişimle ilgili her türlü konu, eğitimle ilgili her türlü girişim veya kişisel girişimleriniz, ticari aktiviteleriniz, tüm bunları destekleyecek bir yıldayız. Seyahatler, geziler olabilir. Biraz daha yakın çevrenize ilginiz artıyor. Yani akrabalarınız, kardeşleriniz, komşu ilişkileriniz bu yıl daha belirleyici olabilir. Onlarla olan ilişki dinamiklerinizde bazı dönüşümler de olabilir tabii ki. Nisan sonunda Uranüs etkili bir güçlü boğa boğa tutulması meydana gelecek. İşte bu yeni bir eğitime karar verdirebilir size ya da kardeşlerle ilgili bazı sürprizler getirebilir. Komşu ilişkilerinizde bu yıl yani yenilikler olabilir. Çevresel değişimler olabilir örneğin. Yurt dışı, uluslararası konular, yurt dışında yaşama, yurt dışında okuma gibi alanlarda zaman zaman bazı engellerle de karşılaşabilirsiniz. Ancak bu engellerin orta ve uzun vadede sizin adınıza daha olumlu olacağını da unutmayın. Yine de diğer burçlarla kıyasladığımızda kısmetiniz, yurt dışı ile ilgili konulardaki kısmetiniz sizin çok fazla. Çünkü başta da dediğim gibi Jüpiter bu anlamda sizi destekliyor olacak. Sizin akrabalarınız, eşinizin yakınları, eşinizin akrabaları, onlarla ilgili konular, onların hayatlarında olan etkiler. Yılın genelinde biraz daha sizi oyalayabilir. Belki böyle kardeşlerle, akrabalarla ilgili bazı konularınız var. Bu hukuksal bir konu da olabilir, bir dava da olabilir. Parasal paylaşımlar, işte mal mülk paylaşımları ve benzeri. Hani böyle hukuksal işleriniz olabilir, mahkemeler, davalar olabilir. Mayıs ayı, Ekim sonu, Kasım ayı, Temmuz sonları, buralarda bir güçlü etkiler olabilir. Yani bir süredir beklediğiniz gelişmelerin olması, bazı açılımların olması mümkün. Artık yani kriz haline gelmiş, bitmesi gereken, dönüşmesi gereken bazı davalar ya da bazı böyle anlaşmazlıklar, akrabalarla ilgili konularda çözümlenebilir. Siz daha çok kendi çevrenize, kendi yakınlarınıza odaklanabilirsiniz. Biraz hani eşinizin, partnerinizin yakınları bu dönemde ilişkisel olarak sizden daha uzakta olabilir. Mesafe olarak da uzak olabilir. Hani iletişim olarak da biraz uzak olabilir. Ama bunun eşinizle olan ilişkileri olumsuz etkilemesine çok izin vermemekte fayda var sevgili balıklar. Evet, Mars bu yıl İkizler Burcu'nda önemli bir harekette olacak. Ağustos'un sonlarından itibaren İkizlere geçiyor. Yıl sonuna kadar İkizler Burcu'nda. Ekim sonuna kadar ilerleyecek ama Ekim sonundan itibaren 2 ay gerileyecek. Şimdi bu sizin için önemli çünkü değişken bir burç olduğunuz için Mars da ikizlerde değişken bir burçta 4. evinizde olacak. Yılın büyük bölümünde aslında yani Ağustos'un sonlarından itibaren özellikle enerjinizi daha çok yakın çevrenize, ailenize, eve, akrabalara, kardeşlere daha fazla odakladığınızı söyleyebiliriz. Bazı işler var burada. Belki bazı fikirsel tartışmalar var. Ailede hep bir araya gelip çözümlemeniz gereken konular var. İşte ortak mülkler olabilir dedik, ortak kardeşlerle ilgili paylaşımlar olabilir dedik. Veya sizin kendinizle ilgili evde yapılacak işleriniz, düzenlemeleriniz var. Bunlara odaklanıyorsunuz. Ama Mars burada zaman zaman biraz zorlayıcı olabilir. Tartışmalar olabilir, anlaşmazlıklar olabilir. Hatta kazalara, sakarlıklara, sağlık konularında da biraz hassas olabilirsiniz. Ateşli rahatsızlıklara, enfeksiyonlara yatkın olabilirsiniz. Bu anlamda dikkat etmek lazım.
Özellikle Kasım sonundan itibaren, Ekim sonundan itibaren, Kasım Aralık 2 ay bu anlamda aile içi ilişkilerde biraz tıkanmaların olması, biraz daha fazla çatışmaların olması, zorlanmaların olması mümkün. Önemli konuşmaları, görüşmeleri ya da önemli kararları ev ve aileyle ilgili yılın sonlarına bırakmamak da mümkünse bunları Eylül ve Ekim aylarında tamamlamakta fayda var sevgili balık. Sevgili balıklar, sorumluluklar gezegenimiz Satürn geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kova burcunda 12. evinizde olacak. 12. ev Satürn geçişleri çok zor değildir aslında. Yani diğer sabit burçlarla kıyasladığımızda sizin için daha ılımlı bir etki veriyor. Biraz daha size şöyle bir inziva süreci veriyor. Biraz böyle kendi içinize kapanmanız, geçmişi sorgulamanız, bilinçaltınıza yönelmeniz mümkün. Maneviyatla olan ilginiz artıyor. Bu yıl bunlar da güçlenecek. Satürn'ün geçişi devam ediyor çünkü yıl genelinde. Uranüs'le zıtlaşması bu yıl çok güçlü değil. Ekim ayında böyle bir Satürn-Uranüs karesi var. O dönemde hani bir kafa karışıklığı, huzursuzluklar, stresler hissedebilirsiniz. Çevresel iletişimlere de biraz dikkat etmek lazım. Ama onun genelinde Satürn aslında sizin manevi yönde daha çok destekleyecek. Bir anlayış getiriyor, böyle bir tefekküre yönelme getiriyor hayatınızda. Evet, daha fazla toplumdan biraz uzaklaşmanız, içe dönmeniz dönem dönem mümkün. Özel hayatınızda işte aileye daha fazla odaklanıyorsunuz. Belki anneniz babanızla ilgili bir sağlık sorunu var. Onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Bu da bir sorumluluk. Hani bu nedenle hastanelerde, kliniklerde, hatta bakım evlerinde falan zaman geçirmeniz, buralarda bazı mesuliyetler almanız mümkün görünüyor. Bunların sizin adınıza da aslında önemli bazı manevi açılımlar getirmesini, ruhsal açılımlar getirmesini, farkındalık vermesini bekleyebilirsiniz. Yıl genelinde iş konuları, günlük hayatınız ve genel sağlığınızla ilgili konularda da Satürn bazı sorgulamalar getirebilir burada. Belki artık sizin için size zarar veren alışkanlıklarınız var. Hani bu yeme içme, böyle beslenme düzeniniz olabilir, zararlı bağımlılıklarınız olabilir, hatta çalışma şekliniz bile olabilir. Satürn artık bir şeyleri elemek gerektiğini burada işaret ediyor. Hayatınızdan bir şeyleri çıkarmanız lazım. Bir alışkanlık olabilir. Bu zararlı bir şey olabilir sizin adınıza veya işte işle ilgili konuda bazı düzenlemeler olabilir. Evde daha fazla çalışabilirsiniz bu yıl. Hani dışarıda değil de evde yapabileceğiniz işlere odaklanabilirsiniz. Belki evde online yapabileceğiniz bazı işler olabilir. Eğitim işleri, ticari aktiviteler olabilir. Çünkü Mars da yılın büyük bölümünde ev alanınızda olacağı için hani evde yapacağınız işler, evde kuracağınız bazı yapılar anlamında sizi destekleyebilir. Doğal olarak biraz sosyal ortamdan uzaklaşmanız, biraz içe dönmeniz, biraz kendi yakınlarınıza, ailenize odaklanmanız ya da daha çok işte evdeki işlere odaklanmanız mümkün görünüyor burada. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili de gelişmeler olabilir. Mesela her zaman birlikte çalıştığınız kişi, hizmet aldığınız kişilerde buralarda bazı değişimler olabilir. Yani asistanınız işten ayrılabilir, yardımcınız işten ayrılabilir veya zorunlu olarak bunlar olabilir. Yani bazı ekonomik yapılar nedeniyle ya da onların hayatında olan bazı değişimler nedeniyle. Bu da günlük hayatta sizin çalışma koşullarınızı doğal olarak tekrar düzenlemeniz gerektiğini işaret edebilir. Evcil hayvan sahibi olmak, evcil hayvanlarla ilgili faaliyetlerde bulunmak veya ihtiyaç sahibi olan kişilerle ilgilenmek için bu yıl aslında manevi yönünüz güçlendiği için, merhametiniz de arttığı için bu tarz oluşumlarda daha fazla yer alabilirsiniz. İşte sokak hayvanlarıyla ilgilenebilirsiniz, kimsesizlerle ilgilenebilirsiniz, yaşlılarla ilgilenebilirsiniz. Yıl genelinde yaşlılara yardım etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek, bağış yapmak gerçekten sizin için çok güçlü bir manevi koruma olabilir ve size kat kat bunun maddi manevi geri dönüşleri olabilir sevgili balıklar. Sevgili balıklar, en güzel haberi videonun son bölümüne bırakıyorum. Evet, en başta da aslında söylemiştim. Jüpiter bu yıl sizin burcunuzda. 11 Mayıs'a kadar güneşinizle kavuşumda olacak ve ileri hareketli olacak. Kısmetlidir Jüpiter balıkta. Yönetici gezegeniniz. Bu size çok güçlü farkındalıklar verecek. Balık zaten maneviyatı güçlü bir burç. Jüpiter de burada özellikle manevi gelişim açısından çok önemli görünüyor. Hayata bakışınız da değişiyor. Ruhsal yönünüz derinleşiyor. Yaratıcılığınız artıyor, sezgileriniz artıyor,
Sanatla uğraşıyorsanız müthiş ilhamlar alabilirsiniz. Herkese karşı daha fazla empati yapmanız, merhametinizin artması mümkün. Olup bitenleri kabullenişle karşılayabilirsiniz. Derinleşebileceğiniz bir yıl. Her türlü manevi gelişim açısından çok önemli bir yıl. Tabii ki içsel gelişim kadar kültürel gelişimler hayatımızda, dünyasal dış imkanlar açısından da Jüpiter'in burada destekleri olacaktır bize. Eğitimler konusunda destekliyor sizi. Kişisel eğitimler alabilirsiniz. Kültürel, mesleki anlamda değişim, yani sizi geliştirecek eğitimler olabilir. Özellikle akademik çalışmalar için önemli. Örneğin hep yapmak istediğiniz, yarım bıraktığınız bir çalışmanız var. Yüksek lisans yapmak istiyorsunuz, doktora yapmak istiyorsunuz ya da ilgi duyduğunuz bir alanda eğitim almak istiyorsunuz. Jüpiter'in desteği sizinle buralara, bu alanlarda girişimlerde bulunabilirsiniz, adım atabilirsiniz. Çok daha şanslı olacağınız bir dönemdesiniz. Özellikle Jüpiter Mart ortalarından itibaren Neptün'le güzel bir bağlantıda olacak. Venüs'le birlikte hareket edecek. Nisan'ın 1-5 Nisan, 10-15 Nisan aralığı Jüpiter'in Neptün'le de birleşmesi olağanüstü ilhamlar getirebilir size. Manevi anlamda çok güçlü akışlar getirebilir. Bu dönemde ilişkilerinizde de daha şifalayıcı olabilir. Yani Jüpiter'in şifacı yönünü görebilirsiniz. Sorun olan ilişkilerinizde sizin belki anlayışınızın, empatinizin artması, işte o sorunları keşfedip çözme anlamında çok yardımcı olabilir. Fiziksel anlamda da bazı sağlık sorunlarınız varsa, evet, onları şifalama yönünde de yine Jüpiter'in önemli desteklerini alabilirsiniz. Mayıs'ın 11'inden itibaren Jüpiter Koç burcuna geçecek. Ekim sonuna kadar olan dönemde parasal gelirlerinizde de bollaşmalar olabilir. Eğer yılın son ilk 5 ayını olumlu değerlendirip kendinizi iyi ifade ederseniz, özellikle parasal kısmet anlamında Mayıs ayından itibaren maddi durumunuzun da bollukların olması, kısmetinizin artması mümkün görünüyor sevgili balıklar. Jüpiter bol bol seyahat de getirebilir size bu yıl. Özellikle Mayıs ayı seyahatler, yurt dışı seyahatleri veya hani Türkiye'de, yurt içinde de olsa böyle gitmek istediğiniz yerlere, kültürel seyahatler, maneviyatla ilgili seyahatler, yani daha çok inanç turizmi dediğimiz böyle inanca yönelik seyahatler, işte tarihi yerlere yapılacak, dini yerlere yapılacak, mekanlara yapılacak seyahatler, tüm bu alanlarda çok hoş etkiler getirebilir. Denizle ilgili alanları da etkiliyor. Deniz seyahatleri, örneğin böyle mavi yolculuk gibi seyahatler bakımından da Jüpiter'in Neptün'le beraber hareket edeceği için çok farklı açılımları olabilir yıl genelinde sevgili balıklar. Bu yıl bu güçlü etkiyi başkalarına yardımlarda bulunarak değerlendirmekte fayda var. Hayatınızda konuşmadığınız, küs olduğunuz kişiler var mı yakınlarınızda? Kardeşler, akrabalar özellikle. İşte kuzenler, yeğenler, belki komşularla bazı sorunlarınız var. Bunları çözmek gerekiyor ve şimdi o anlayışı, o farkındalığı gökyüzü size sunabilir. Küslüklerin barışması, sorunların giderilmesi için çok olumlu zamanlardayız ve özellikle Mart ve Nisan dönemlerini ilişkileriniz adına da şifalandırıcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar. Hepinize mutlu, sağlıklı bir yıl dilerim. Yeni yılda yeni videolarımızla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.